Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben stajyer doktor Zeynep. Bildiğiniz gibi YKS sonuçları açıklandı ve artık tercih dönemine girmek üzereyiz. Ben de bu aralıkta sizlere Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile ilgili bir video çekmek istedim. Instagram'dan da buradan da birçok kişi sonuçlarını benimle paylaştı. Çok güzel sonuçlar var aralarında. Ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesini tercih etmek isteyenler, kafasında soru işareti olan çok kişi var. Cerrahpaşa mı, Çapa mı, Hacettepe mi, Ege mi? Bu tarz soruları sizlerden aldım. Şimdi ben de sizlere neden Cerrahpaşa'yı tercih etmeliyiz bunu anlatacağım. Öncelikle ben okulumu çok çok seviyorum ve geldiğinizde sizin de çok seveceğinize eminim. Tıp fakültesinin kendi içinde zorlukları var ve bu zorluklar tabii ki de okul fark etmeksizin her yere yansıyabiliyor. Bunları videonun sonunda konuşacağız. Önce güzel şeylerden konuşalım istiyorum. Öncelikle Cerrahpaşa çok öğrenci dostu bir üniversite. Hiçbir zaman bizi mağdur edilecek bir karar alınmıyor. Genelde hocalarımız da, alınan kararlar da, rektörlük de, dekanlık da hepsi de bizden yana, öğrencilerden yana oluyor. Sınav sistemi de bu şekilde, devamsızlıklar da bu şekilde. Yani her şey bizim en az mağdur olacağımız şekilde ilerletilmeye çalışıyor. Şimdi puanlama sistemiyle ilerleyeceğiz. Birazcık daha objektif olacağını düşünüyorum bunun. Öncelikle Cerrahpaşa'daki geçme puanını merak edenler var. Cerrahpaşa'da geçme puanımız 60. Birçok üniversitede olduğu gibi. Fakat şöyle, ara sınav dediğimiz sınavlar var. Komiteler biter bitmez oluyoruz. Yıl dönem sonundakileri de final sınavı deniyor. Şimdi bu ara sınavlarda 50 ile 60 arasında bir puan aldığınızda isterseniz büte girebiliyorsunuz. Ama mesela 55 aldığınız büte girmek zorunda değilsiniz. Yine o ara sınavı geçmiş sayılıyorsunuz. Final notunuza bağlı olarak bu değişiyor. Ve genel dönem ortalamanıza bağlı olarak. Ama böyle kafam rahat, tamamen geçtim deme notumuz 60. Finalleri geçme notumuz ise 50. Eğer finalde 50'nin altında bir not alırsanız büte girmeniz gerekiyor. 50'nin üstünde not alırsanız büte girmeniz gerekmiyor. 50 ile 60 arasında alanlar notunu yükseltmek için büte girebilir. Bu seçime bağlı. Bizim finallerimizde yıl sonunda yapılan bütün konuları içeren finaller olmuyor. Bazı tıp fakültelerinde öyle. Cerrahpaşa'da şöyle işliyor. Bir komiteyi görüyorsunuz. Onun sonunda ara sınav oluyorsunuz. Aynı konuları kapsayan sınavı aralığın sonu ocağın başında o komite için tekrar sorumlu oluyorsunuz. Böylece ara sınavla final sınavının konu bakımından bir farkı olmuyor ama genelde finallerimiz daha zor oluyor. Ara sınavlarımızda birazcık daha çıkmış fazla oluyor. Fakat finallerimizde çıkmış bayağı azalıyor. Yeni sorularımız daha fazla oluyor veya soruların zorlayıcılık seviyesi artmış oluyor. Ayrıca bütün sınavlarımız test şeklinde ve optik kodluyoruz. Benim adıma özel optik geliyor. Aynı YKS'de olduğu gibi. Bu yüzden okuma sistemi, puanlama sistemi de gayet adaletli diye düşünüyorum. Sınavlardan konuşurken çıkmışlardan bahsedelim. Genelde Cerrahpaşa'da çok çıkmış var diye duyulur. Öncelikle köklü bir okul olduğu için çıkmışı bol. Yani çıkmış bankası olarak çıkmışımız çok fazla. Her komitede şu kalınlıkta çıkmışlarımız oluyor. 90'lara kadar bile ilerleyebiliyor bazen çıkmışlarımız. Ama genelde köklü fakültelerde bu böyledir. Fakat eskiden, özellikle de bu 2018'den öncesinde sınavlarda çıkan çıkmış sorusu da genelde fazla oluyormuş. Bunu zaten çıkmışları biz çözerken de fark ediyoruz. Soruları bazen çok tekrar ediyormuş. 2018'den sonra, pandemiden sonra bu çıkmış yoğunluğu fazlasıyla azaltıldı. Yani biz pek fazla çıkmışa denk gelmeyen dönemden olduk diyebiliriz. Siz de yazarsanız tabii ki de çıkmış bankamız çok fazla olacak. Çıkmışlara erişimimiz kolay olacak. Sınavda da çıkmış çıkacak. Ama eskiden Cerrahpaşa'da daha fazla sınavlarda çıkmış soruluyormuş. Şimdi hocalarımız daha güncel sorular yazıyorlar. Zaten hocalarımızdan TUS sorusu da hazırlayanlar olduğu için akademik kadromuz gerçekten çok çok güzel. Bunun hakkında da konuşacağız ilerleyen maddelerde. Şöyle bir soruyu da çok alıyoruz. Bunu bütün tıp fakültesindekiler alıyordur. İşte kaç kadavranız var? Mikroskoplar yeterli mi? Yani anatomi, histoloji, patoloji, fizyoloji, laboratuvar yeterliliği nasıl? 10 üzerinden 6 veririm. Hatta bazen 7 bile verebiliriz. Öncelikle herkese mikroskop düşüyor. Ben hiç mikroskop düşmeyen hatırlamıyorum. Hatta fazlasıyla düşüyor. Pandemiden sonra biz bir boşlukla oturmaya başladık. İki kişi yan yana oturmasın diye. Ona rağmen herkese mikroskop düşüyor. Yani düşünün, iki katı daha mikroskop sınıfta boşta duruyor oluyor. Histoloji bu şekilde. Preparatlarımız birazcık eski. Ama onun haricinde her şeye dair bir preparatımız oluyor. Tıp fakültesine başlamadan önce kadavra çok heyecan verici. Hatta bence tıp fakültesindeyken bile çok heyecan verici. Ben çok seviyordum. İsterseniz fakültenizde 20 tane kadavra olsun. Derste 2 tanesini çıkartıyorlar. O yüzden bizim de kadavra sayımızı net olarak bilmiyorum ama kadavrada hiçbir zaman hiçbir sıkıntı yaşamadık. Her
her şey kadavra üstünde de gördük zaten. Maket sayımız da gayet iyiydi. Bizi 3 masaya bölüyorlardı grup olarak. Her masada her maketten oluyordu. Aynı şekilde patolojide de, fizyolojide de laboratuvar yeterliliğimiz 10 üzerinden 6-7 denebilir. Tabii ki de biraz eksiklerimiz var. Ama bu bütün devlet tıp fakültelerinde böyle. Özel üniversitelerde daha yeni oldukları için ve parayla okuduğunuz için bu imkanlar birazcık daha üst düzey olabilir. Ama devlet üniversiteleri arasında 10 üzerinden 6-7 veririm ben bizim laboratuvarlarımıza. Sosyal faaliyetlere geleceğiz. Bu tıp fakültelerinin kanayan yarası bence. Sosyallik 10 üzerinden ben 2 veriyorum bize. Arkadaşlarıma sordum. Onlar da 2-3 olur maksimum dediler. Çünkü şimdi şu gerçeği önce kabul etmek lazım. Cerrahpaşa dışında da düşünecek olursak daha sosyal fakülteler tıp fakültesinde var mıdır? Çok az, belki birkaç tane vardır. Sizin üniversite kampüsünüz ile hastane kampüsü aynı yerde. Bu yüzden hastane içinde bazı uymanız gereken kurallar var. Yani bu böyle tabii ki de yazılı bir kural, yasak gibi düşünmeyin ama çevre bu şekilde şekilleniyor. Kılık kıyafetinize uymanız gereken, hal tavrınızda, sesinizde. Bu tarz bir sürü kural var. Bazen mesela içeride yürürken güldüğünüzde bile sesli bir şekilde hastalar tarafından pek hoş karşılanmayabiliyor. Bu tıp fakültelerinin bir gerçeği. Sizin kampüste gittiğiniz yer hastaların da tedavi olmak için geldikleri bir yer. Bu yüzden tıp fakültelerinde sosyallik geri planda kalıyor. Çünkü kampüsünüzde konser yapmanız pek mümkün değil. Yarışmalar, etkinlikler düzenlemeniz pek mümkün değil. Dediğim gibi çünkü o sırada bir hasta da oradan geçiyor oluyor. Hastanenin içinde oluyorsunuz. Bu şekilde tıp fakültelerinde sosyal anlamda biraz yetersizlikler mevcut. Ve son olarak akademik kadromuzdan bahsedeceğim. Cerrahpaşa'nın akademik kadrosuna 10'da 10 veriyorum. Bence çok çok iyi, yetenekli hocalara ve asistanlara sahibiz. Şimdi ben stajyer doktor oldum. İlk 3 yılda hem temel bilim eğitimi aldık hem de klinik derslerin teorik eğitimini aldık. Bu yüzden hem klinik hocaları hakkında hem de preklinik hocaları veya asistanları hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim. Öncelikle preklinikteki asistanlarımız çok çok tatlılardı. Bize hiçbir zaman böyle sert, kaba davranmadılar. Birkaç defa böyle ufak tefek şeyler yaşadık. Onlar da mesela önlüğü giymememizle ilgili ya da dersten erken çıkmamız vesaireyle ilgili şeyler olabilir. İşte başka üniversitelerden duyuyorum. Mesela anatomi laboratuvarına girerken saçını toplamadan gelene azarlıyorlarmış. İşte önlüğünü unutursan azarlıyorlarmış vesaire, eldivensiz gelirsen. Bizde mesela tabii ki de her laboratuvarın kuralı var. Oraya girerken kadavra göreceksin. Kendine ait bir sistem var. Ama mesela eldiveni unuttun. Hemen oradaki asistanlar bize eldiven temin edebiliyorlardı. Yani bunun için sen neden eldivenini getirmedin vesaire azarlanmıyorduk. Onun yerine çözüm üretiyorlardı. Veya tokamızı unuttuk, bir şey oldu. Hemen arkadaşımız veriyordu. Yani böyle hocaların, asistanların bizi azarladığı bir ortam asla yoktu. Zaten her zaman bize doktor hanım olarak hitap ediyorlardı. Bence bu çok tatlı bir şey. Sahip oldukları bilgiler ve bize aktarma yeteneği gerçekten yüksek. TUS'ta soru yazan hocalarımız var. Sınavda mesela derste anlatırken TUS'ta şöyle şöyle de sorulur gibi. Bizi yani hem temel eğitimimizi veriyorlar hem de TUS'ta böyle sorulur diyerek derste bile bize bir şeyler katmaya çalışıyorlar TUS'a yönelik de. Bize karşı her zaman yine dediğim gibi doktor hanım, doktor bey, hapşurduğumuzda çok yaşa doktor hanım diyor hocalarımız. Hapşurduğumuzda bile derste. Yani bunlar bence çok güzel şeyler. Derslere hakim olma biçimleri, ders anlatma biçimleri de çok güzel. Özellikle de klinik hocaların derslerini kaçırmadan gitmeye çalışıyorduk. Birçoğunun ders hakimiyeti, anlatım stili gerçekten çok etkileyici, başarılı, tatmin edici. Tabii ki de sınavların zorluğu da ona bağlı olarak artabiliyor ama ellerinden geldiğince bize bir şey öğretmeye çalışıyorlar. Bunu preklinikte bile hissetmiştik. Zaten Cerrahpaşa'nın sitesine girerseniz görürsünüz. Hocalarımızın birçoğu profesör, alanında yetkin insanlar. Mesela sinir sistemi kurulundaydık. Ve nörolojide bize uyku anlatılacaktı. Ve bize uykuyu anlatacak hocamız bile tezini, uzmanlığını uyku üstüne yapmış birisi tarafından anlatıldı. Bence bu inanılmaz bir şey. Bir derse giriyorsunuz mesela pediatridesiniz. Pediatrik, kardiyoloji, nöroloji, aklınıza gelebilecek her şey, immünoloji, artık o konuda ne anlatılacaksa onun yan dal uzmanları bize gelip anlatıyorlar. Bu çok tatmin edici oluyor. Akademik olarak bize çok şey katıyorlar. Tıpın üstüne 10 yıl okumuş, uzmanlık artı yan dal yapmış hocalar tarafından eğitiliyoruz. Bunun kıymeti çok başka. Hepinizi Cerrahpaşa'ya bekliyorum. Umarım sizler için de yararlı bir video olmuştur. Başka sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım çok güzel tercihler yaparsınız ve gittiğiniz yerde mutlu olursunuz. Bir yeri tercih etmeden önce lütfen hem eksilerine hem artılarına bakmaya çalışın. Size verebileceğim tavsiyeler şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.